Merhaba Emel. Merhaba Zeki. Nasılsın? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ay sen büyüdün mü bir yaş? <laughs> aman da aman. <gülüyor> <gülüyor> Benjamin Batın seni. <laughs> Benjamin Batın ge, geri eksi bir eksi bir eksi, oldum. Eksi bir oldum. <laughs> nice 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 mutlu yaşları Allah sağlık ve huzur versin. Amin. Amin teşekkür ederim. İnşallah. Ee, yaşımızın iyisi olalım. A, evet evet sağlığımız yerinde olsun zihinsel ve fiziksel ikisi bir. E... Zihinsel ve fiziksel. Evet. Hadi bakalım. Ee, şeyi um, Osman Müftüoğlu var doktor. Biliyorum. E, NTV'de falan çıkıyor. Yazıları da var. Çok evet. makul böyle akıllı şeyler yapıyor. O evet. Demirel'in de Süleyman Demirel'in de avukat avukatı diyorum. Doktoruydu. Hı hı. E, o şöyle bir şey demiş Demirel ona. E, demiş ki e, beni yaşlılığa hazırla. Hani henüz daha yaşlı olmadan beni yaşlılığa hazırla. E. Bunu hiç unutmuyorum demişti e, Müftüoğlu. Eee Şunun için söylüyorum hani işte düzenli spor yapmak, beslenmene dikkat etmek, işte sigara çubuğu kullanıyorsan kullanmamak e, vesaire ve zihinsel anlamda da aslında hazırlanmak. Evet. Hani çünkü işte kemiklerdeki bilmem hani ne denir süngerimsi olduktan sonra dur D vitamini alayım gideyim güneşleneyim falan. Yok. Çok geç. Evet. Çok geç bel fıtığın olmuş. E ben bir yürüyüş yapsam fena olur. Geç. Hı hı. Ah, ah, abicim ablacım. benzer şey e, zihinsel anlamda da hani hep dedir ya öğrenmeyi bırakırsan, merakı bırakırsan yaşlanmaya başlarsın diye. Doğru. Doğru. Yaşının iyisi olmak bir sonrası için de hazırlanmak. Nasıl ki daha önceden kariyerin için hazırlanıyordun, şimdi de farklı bir kariyer için hazırlanmak belki de. <laughs> Uçuş kariyeri diyorsun öde. <laughs> <laughs> ya, ben ben sana şey, şeyi söyleyeceğim. Tabii ki Allah gecinden versin hep hani Allah sıralı ölüm versin. Ben bunu evet. mesela bunu çok duyduğumda böyle 20'li yaşlarımda hani Allah sıralı ölüm versin falan evet. şey diye düşünürdüm hep. Allah Allah Tek sıra dizilmişler, kuyruğa girmişler <laughs> falan. Bir adam elinde bowling topu, birden vuruyor, onu deviriyor. Birine. Böyle şey diyordum yani, onu anlıyordum. Evet hani önce yaşlılar hani yaşın getirdiği, oh. sonra gençler falan. Ama diyordum ki bir insan mesela, bunu konuşan bir insanın anne babası var. Ve nasıl bunu söyleyebiliyor? Ne kadar oh. acımasız. Oh. Bu, bu falan diye hep böyle üzülürdüm. Ee, ne bileyim böyle kendimi çok kötü hissedeyim fakat... Ben kendim yaş aldıkça bunun aslında bir acımasızlıkla alakası olmadığını. bunun bir hayatın döngüsü ve düzeni döngü değil de hayatın düzeni olduğunu yani kırklı yaşlarımdan sonra anladım diyebilirim. Bana hep tuhaf geliyordu şimdi ben sıralı sıralı olsun diyorum yani ee, ee, öyle evet ben de mesela hapşurdum diyelim ki işte çok yaşa denir ya benden daha gençse ben de hemen ona sen daha çok derim bei. Ya evet. Ne güzel. Ben sağlıklı yaşa demeyi, hepsi ya yıllardır onu diyorum. Sağlıklı yaşa. Çok yaşamak gerçekten önemli değil. Hani sağlıklı yaşayıp kaliteli yaşayıp evet. zamanında da bırakıp gitmek. Ay nereden geldik bu konuya? Evet. Neyse. Şey söyleyeyim bir de hani bu konuyu kapatmış oldum. Bu muazzez İlmiye çığı var. Evet Sümerolog. evet. Evet evet. Bir de e, Hayrettin karaca var. Hatta tamam. böyle. Delik bir Kazakla şey yapar. Karaca'nın kurucusu Aha. o trikonun. Evet. İkisinin böyle sohbet ettiği bir televizyon programı yapmışlardı galiba. İkisi de çok yaşlılar tabii. Sanıyorum ilmiyacı 70'inde geçti herhalde. Programın Aha. adı programın adı şu. Gider ayak. <laughs> <laughs> Ama çok hoş bir şey yani kendileriyle de dalga geçmedi. Dalga yani. Evet ya yani, çok ayak. güzel <gülüyor> <gülüyor> gider ayak evet. Onun gibi. Peki. Evet. Bu sen, hafta ne konuşalım? Bu hafta e, sen dedin ki bir e, şey atmışsın. Dedin ki değiştiremeyeceğiniz problemlerin altını değil üstünü çizin. Hmm, ben mi atmışım onu? <gülüyor> <gülüyor> ben mi atmışım. Evet sen atmıştın. Hatta hani. fosforlu kalemle çizmeyin altından gözükür. Direkt böyle bir koyu <laughs> markırla. Çizimde de karalayın böyle kara karalayın. kalemle falan. Evet karalayın diye. Kazı kazan gibi orayı tırnağınızla kazıyın. Evet. Es eskiden bıyık bırakanlara aa bıyık bırakmışsın falan şey geyiği yapılırdı. E, burnum benim için çok önemli. O yüzden altını çizdim. Altını çiz, Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Onun gibi. Bunu evet. ilk gönderdiğimde sana WhatsApp mesajı olarak göndermiştim. Ne hı hı. hissettin? Çok hoşuma gitti çünkü evet biz e, değiştiremeyeceğimiz problemleri sanki değiştirebileceğimizi düşünerek debeleniyoruz, debeleniyoruz kendimize zarar veriyoruz psikolojik anlamda tabi. Etrafımızdakilere zarar veriyoruz. Ya yani bir, bir türlü düzeltemeyince bu biz bizde bence bir kaygı yaratıyor. Hı. E, dolayısıyla diyorum aa ne kadar güzel bir şey. Hani hmm. çok doğru bir laf daha doğrusu. Hani ben hayatımda yeni yeni uygulamaya çalıştığım bir şey. Adem ne kadar güzel bir cümlede toparlamış Zeki. ya sende <laughs> Seniz... de bir gecikme mi var? Sıralı ölümü 40'tan sonra anlamışsın. Bunu 50'den sonra anlıyorsun. Kendimi farkındalığımı 40'tan yani? sonra. Ki çok çok önemli ya. Ben biraz geçten arkadan geliyorum. Sindire sindire ee, Zeki'cim bizdeki model böyle. 71 modeller böyle oluyor canım. <laughs> ya ben sindirerek. Öyle Sindire, Sindirella diyeceğim sana bundan sonra. <laughs> tamam diyebilirsin. Pek bir farkım yok bu aralar. O yüzden sıkıntı değil. Sindirella. <laughs> temizlik bir de, siz, bir de şey var biliyorsun değil mi? Sinsirella. Sinsirella sin var bir de. Ha, sinsi olanlara söyleniyor. Böyle hissettim. Çok güzel dedim. Bir cümlede toparlamış aslında. Yani i̇ki şeye birden vurgu yapıyor. Şimdi Hı -hı. altını çizince daha bir vurgulamış ve önemli evet. hale getirmiş oluyorsun. Bir evet. problemi. Hı -hı. Hani böyle bir ne diyeyim e, zamana yatırayım, uykuya yatırayım, park alanına koyayım falan Çekeyim. gibi de değil. Halının altına süpüreyim falan Değil, <laughs> sümen altı yapayım. Ha, sümen altı yapayım, evet. Sü sümen ne? Sümen şey, onu biliyorum. Ha ha, sümeni biliyorum. E, eskiden masalarda böyle kocaman A5 A5 değil A3 boyutunda böyle bir deri bir şey olurdu, onun üstünde yazı yazılırdı değil mi böyle Hı -hı. resmi matemaların? Deri yumuşak bir şey. Hı -hı. Ha, ha yumuşak bir şey. Bir nevi şey şimdi servis konuyor Yemeklerin altına. Hani <laughs> Amerikan servisi. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan servisi gibi, o da öyle bir şey. Doğru. Bildin mi? Doğru. Hani evet, tamam. ötelediğin, bir ara bakarız dediğin şeyi evrakı o sümenin altına koyuyorsun. Evet, Orada evet. unutuluyor, gidiyor. Aha. Altını çizince hep gözünün önünde daha da büyütmüş oluyorsun. İşte bunu yapmam lazım, halletmem lazım, düzeltmem lazım. Elbette ki düzeltmek için işler yapmak gerekiyor ama gerçekten Aha. çabaladın, elinden gelenin en iyisini yaptın, hatta daha da bir uğraştın. E, hala olmuyorsa çok da o kadar gündemde tutmak gerekir mi? Soru işareti. Ben tutmamayı tercih ediyorum. Problem tabii ne diyeyim mesela hani ilişkiler diyelim. Hı hı. Arkadaşlık ilişkisi veya özel ilişki. Bu senin hayatında bir problem haline gelmişse dediğin gibi senin sana yüzde yüz katılıyorum. Düzeltmek için elinden gelen her şeyi ben kendi adına yapıyorum. Hı hı. Üç yol deniyorum, beş taktik deniyorum. Düzelmiyorsa da hadi güle güle. Takmanı petliyor koluna. Da. Evet, çünkü bu gerçekten insanda bir kaygı yaratıyor, üstünde ağırlık yaratıyor. Bu şey gibi böyle düşün, 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 gittikçe büyüyor, gittikçe büyüyor, gittikçe büyüyor. Mesela bir tüyle başlıyorsun, bir sürü tüy üst üste koy, üst üste koy, bir, bir tona yaklaştığı zaman zaten altında ezilirsin. Sadece Hı -hı. ona odaklandığın zaman başka hiçbir şey odaklanamıyorsun. Evet. Zihnini hep o meşgul ediyor. Merkezde evet. hep o var. Evet. Hep arka planda sürekli çalışıyor. Hani yapılacaklar listesi tutarız ya böyle bir önceliklendiririz Hı -hı. vesaire. Evet. Ee, Birçok programlar falan da var. Bunları e, aktif bir şekilde, etkili bir şekilde kullananlar da var. Ben de eski nesil belki de kağıda yazıyorum. Hı -hı. Hatta işte müsvedde kullanalım diye e, kağıtların arkasına yazıyorum böyle. En güzeli. Evet. Sonra da baya kalemle o maddeyi yapmış ve yerine getirmişsem üstünü çiziyorum. Bu basit bir şey de olabiliyor. Mesela Emel'i ara. Hı hı. Onu da not ediyorum. İşte Ney? Sen nasıl benim üstümü çizebilirsin? Adımın üstünü falan. <laughs> 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 Ağrısaya geçiyormuşum. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> ne? Benim adım Müsvet. Pembe kalemle mü çiziyorum. <laughs> ha tamam o zaman. Sıkıntı yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kenarına da bir e, kenar yapıyorum. Ha tamam o zaman. Eee Orada ödenecek bir şey de olabiliyor, bir rapor da olabiliyor, çok önemli bir maddede olabiliyor. Ama üstünü çizmek o kadar rahatlatıyor ki beni. Evet, çünkü kafamızda ha ben bu problemi hallettim soyut, düşünce. Ne zaman ki düşünceyi somut hale getirip kağıda döktüğünde hani bunu sık sık konuşuyoruz. Gözünle gördüğün zaman beynin diyor ki ha tamam ben bunu gördüm bu bir kanıttır ve gerçekten beyin onu unutuyor. Gerçekten rahatlatıcı bir şey. Böyle bir evet. senin o meşhur hormonlardan birisini üstünü çizme, çizmelus hormonus o, o latincesi olabilir. Dopamin, dopamin. <gülüyor> salgılıyorsun. <gülüyor> bir görevi tamamlamak. Bir görevi tamamlamış evet. oluyorsun. Evet. Çok hoşuna gidiyor. Ben bu cümleyi okuyunca da evet dedim ya üstünü çizmek. Hı -hı. Gündemden çıkarmak. Evet. Belki bir ara bakarım ama şu an değil bugün hı hı. değil belki bu hafta hı hı. bu ay değil ama şu an benim meşgul etmesin. Bunu ben e, şuna da benzetirim. Bilgisayarların içerisinde işte bir mikro işlemci var. Evet. E, gücüne göre o işlemci saniyede şu kadar işlem yapıyor. Hı hı. Bazen o kadar çok meşgul ediyor ki farklı programlar ya da e, bir takım belki virüsler de giriyor. En basit işi bile yapamaz hale geliyor. Bir fare hareketini bile e, oradaki imleç böyle kesik kesik ilerliyor. Ya da e, Doğru. bir dokümanda e, koyu yapıyorsun ya da rengini değiştiriyorsun. Onu bile iki saniye sonra değiştiriyor. Çünkü evet. o kadar meşgul ki bir şeylerle. Kapasiteyi dolduruyorsun çünkü. yani evet. Her şeyin bir kapasitesi var değil mi? Evet. Kapasiteyi evet. doldurduğun zaman yani kafandaki o problemleri, çözemediğin problemleri... Beyninin içerisinde bir solucan gibi dolaşması yerine çıkartıp şöyle elinle pıt diye attığın zaman onun yerine daha başka bir problem koyabilirsin diyor. <laughs> 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 Bu sürekli böyle gidermiş. E, bo boşluk oluyor. Yani kapasiteyi boşaltıyorsun, öfletiyorsun. Evet. Hatta şey gibi hani geçen bir arkadaşım ya bilgisayarım e, doldu artık e, uyarı gelmeye başladı dedi e, sabit diski. E, ben dedim ki sil bazı şeyleri. Ee, mesela silmiş silmiş e, dedim çöp kutusunu da boşalt. Onu boşaltmadığı için aslında orada duruyor, silinmiş gibi olmuyor sabit. Onu da boşaltınca, oh dedi ya rahatladı hakikaten dedi. Evet. Şimdi onun gibi üstünü çizmek de onun gibi sanki yani. Aslında doğru. biraz da beklemeye aldığım bir şeyim bile. Üstünü çizerek çöpü bile boşaltıyorsun. Doğru, doğru. Ee, doğru. O da insanı rahatlatıyor. <laughs> hani temel demiş ya. Baktın <laughs> ki olmuyor, bakmayacaksın demiş. <laughs> <laughs> <ya>. Duymamış mıydın? <gülüyor> Duymamıştım. Ay, <laughs> çok iyi ya. Baktın ki olmuyor. Bakmayacaksın <laughs> değil mi? Bakmayacaksın. Görmezden gel. <laughs> bu kadar basit yani. Ya, evet. Ama biz neyse bir e, insanlar olarak her şeyi değiştirebileceğimizi düşünüyoruz değil mi? Ya bu Karşımızdaki... ego ya, Değil mi? Efe, efendim? Ego değil mi bu hani? Evet karşımızdaki kişiyi değiştirebileceğimizi düşünüyoruz, çocuklarımızı değiştirebileceğimizi düşünüyoruz ama nedense hep kendimiz değil de hep başkalarını bir değiştirip düzeltmeye çalışıyoruz. Aslında onları harcadığımız o enerjiyi kendimize harcasak bambaşka bir dünyamız olacak, bambaşka bir bakış açımız olacak. Ee, yani vakit kaybediyoruz gerçekten, çözemeyeceğimiz problemlerle kendimizi meşgul ederek. Yazık ya. Niye böyle yapıyoruz acaba? Kahraman mı olm olmaya çalışıyoruz acaba? İşte senin o... de dediğin gibi burada ego devreye giriyor. Hmm. Yani biz hani o kadar her şeyi iyi bildiğimizi düşünüyoruz ki. O kadar her şeyi kontrol edebildiğimizi düşünüyoruz ki. Çoğu insan böyle yani. Ya hepimiz diyebiliriz ya yani şey. E, az ya da çok hepimiz. Az ya da çok. Ay he, hey, sağ ol ya. Asya'da çok. Hepimiz Baktım unuyorduk. ki kıvranıyorsun. Kıvranıyorum valla. <laughs> Bugün az kıvranayım dedim. Ee, o yüzden e, ne diyordum ben ya, bak şimdi düşünce trenimi kaçırdım ha? <laughs> Çiz Yıkalı. altını, şey, yok üstünü. Şey, üst. <laughs> Hop çizdim gitti tamam. E, sen az ya da, da çok, hep... hani değiştirebilme egosu az ya da çok hepimizde hı. var demiştin. Evet var, hepimizde var. O yüzden yapıyoruz. Bence. Bu benim tabii ki görüşüm. Belki bambaşka psikolojik bir açıklaması vardır ama yani bilemiyorum. Benim aklıma ego geliyor ilk. Evet. Hı hı. Ee, biraz da acıdan mı besleniyoruz? O problemi hep böyle göz önünde tutmak. Bazı insanlar da çözmek de istemiyor. Çözmek için de bir çaba da sarf etmiyor. Hı. Bence o insanların ben tamamen kurban psikolojisinde olduğunu düşünüyorum. Evet. Kurban psikolojisine girdiği zaman insan e, tabii ki bir nevi acıyla da beslenmiş oluyor ama daha çok biraz böyle herkes onunla ilgilensin istiyor. Hmm. Hani ay Herkes bana acısın, herkes bana empati yapsın falan. İlgi kurban çekme aracı gibi sanki. Ya Biraz da ilgi çekme aracı gibi de olabilir işte kurban psikolojisi. Bu hmm. konuda da bir e, detaylı bir bölüm çekeriz aslında. Benim konuşmak istediğim bir konu. Bu drama üçgeni diye bir şey. Hmm. E, onunla ilgili de bir ara bir konuşsak iyi olur. Bazen de şu aklıma geliyor. Bir problem var aslında. Çözmek hmm. istiyorsun. Hmm. Ama büyük bir problem. Belki zaman alacak. Belki şimdilik gücün yetmiyor. E, bir bölümünü çöz. Tabii bravo. Parça parça. Evet. Parça parça. Veya hmm. baktın çünkü her şey bir parçadan yani ibaret ya kısım kısım kısım. Çünkü öbür türlü gözünde çok büyüyor. Ama bir kısmını hı. halledersin. Bir süresi tabi problemine bağlı olarak nasıl bir problem olduğuna bağlı hı. olarak. Bir de biz bazen hani dedik ki problem çözmeye çalışıyoruz bu. Niye bunu yapıyoruz diye. Eğer biz bu problemleri tek başımıza çözemiyor isek, hı. yardım alalım dedi hı. genç kadın. Öyle bir bölüm bölüm çekmiştik değil mi? Evet yardım isteme ki ben, hmm. hani ben onu yapmaya çalışıyorum. Ee, yardım alalım çünkü bazı insanların şimdi biz kendimiz problem yaşadığımız zaman hani göremeyiz ya neler olup bittiğini ama bir tık hmm. adım dışarı attığımızda ay be falan dersin böyle hani aa böyleymiş. Hani başkaları dışarıdan bakınca daha rahat görür. Çünkü biz orada boğuluyoruz orada debeleniyoruz. Çözeceğiz, çözeceğiz. Bu sorunu çözeceğiz, bu problemi çözeceğiz diye. Başkalarından da fikir alalım. Hı -hı. Yardım isteyelim. Parça evet. parça senin dediğin gibi çözmeye çalışalım. Baktık ki yani ben şundan yanayım. Her yolu denemek lazım. Hı -hı. Denemek lazım da denemek gerekir. Hı hı. Yardımda aldın, parça parça da çözdün, bir yerde tıkandın, ıvırdı zıvırdı her neyse baktın ki olmuyor çizistün. <laughs> Bak bakmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> bakmayacaksın. <gülüyor> Bir Siz de <laughs> kendimize belki de konduramıyoruz ya da hani mükemmeliyetçilik başarmadı, yapamadı, halledemedi demesinler falan gibisinden de bizi bu anlamda meşgul ediyor. Halen daha durdur dur çözeceğim, illa çözeceğim gibi ilerliyoruz Hı -hı. belki de. Hı -hı. Ya gerçekten hani evet ya yapamadım, başaramadım. Bu da Hı -hı. insanı o kadar rahatlatıyor ki ben daha Hı -hı. önceden Ara ara sohbet edersen üniversite 2'ye kadar 3'e kadar falan belki böyle yani gerçekten e, aman el alem ne der şöyle mi değerlendirirler sakın başarısız olmayayım falan gibisinden ilerledim Hı -hı. sonra kendi başarısızlıklarımı paylaşmaya başlayınca o kadar rahatladım hissettim ki. Evet şey gibi oldum hani <laughs> parklarda pardüsü giyip de teşircilik yapanlar gibi oldum. <laughs> Rahatlıyor değil mi insan? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Göster rahatla. Hayret bir şey nerelere çektik Hayır. ya konuyu. Vallahi ya, ya nelerden bahsediyoruz. <laughs> Doğru. Mükemmeli oynamayınca gerçekten rahatlatıcı bir şey. İnsanların beklentisi de o anlamda ya şey gibi hani ya bu da faniymiş meğer bu evet. da yanlış yaparmışa geliyor. Evet. Evet. O da çok evet. rahatlatıyor. Öyle olunca da aman dibine kadar gideyim illa çözmem lazım gibi bir gereksiz kendini ne diyeyim zoracak bir kaygılanma. Evet. Evet. O yola girmiyorsun. Bakıyorsun, evet. deniyorsun. Hakikaten dediğin gibi yardım alıyorsun. Bir bölümünü yapıyorsun falan. E tamam budur ya. Evet. Bu mudur? Budur. Ee, bir de şunun da farkına varalım. Farkında olalım. Hatırlatalım. Problem her zaman olacak hayatımızda. Ama büyük ama küçük. Evet. Ee, dolayısıyla ona da hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Hijyenik yani sen, bir evet. ortam yok. Hani. Yok. Yok. Yani bu bu hep olacak. Bu bir süreç. Hayat böyle. Hayat bunu gerektiriyor. O yüzden sen böyle debelenirken belki öbür daha büyük bir problem çıkacak, onu görmeyeceksin. Veya o kadar önemsiz bir problemi üstünü çizebileceğin bir probleme odaklanıp haberi altını çizmeye çalışırsan çok bambaşka bir daha büyük bir problemi belki görmediğin ve fark etmediğin o gittikçe büyüyecek hani hayatında. Hı, Dolayısıyla böyle hani belki bir problemler listesi yapabiliriz ki <laughs> ...yazarak hani küçük problemler... ...büyük problemler falan diye böyle bir sıralayıp... E, ...yani... ...anlık problemler de evet. çıkabiliyor... ...süre gelen problemler evet. de olabiliyor... ...ama hayat böyle bir şey zaten... Evet. ...sadece Bu hani yöntem... Bir... ...yöntemleri... ...bilmemiz lazım... Hı hı. Hı hı. ...evet... onu ...doğru araçlar kullanmak gibi... Hı hı. ...hani bir kızıl terili... E, ...ne diyeyim... ...hikayesi vardı... İşte çadırın dışında iki tane köpek kavga ediyor ee, diyelim biri siyah biri beyaz ee, işte soruyor reis'e Bun, bunlar ne falan bunlar aslında içimizdekiler diyor biri iyilik biri kötülük hı hı. hani kavga ediyorlar şu an diyor peki kim kazanır diyor yani sen hangisini beslersen o kazanır diyor doğru Bravo. Ee, burada da hani altını çizmeyi besliyorsan problemlerin hep böyle göz önünde büyüdükçe büyüyor. Belki evet. de yapamadıklarının üstünü çizmek ya da parçalamayı beslersen de o alanda ilerlemiş oluyorsun. Çöze çöze ilerliyorsun belki de. Doğru. Özgüven kazana kazana ilerliyorsun. Doğru. Neydi şey parçala böl yönet miydi yoksa böl parçala yönet ha, böl miydi? parçala yönet evet. Evet. Yani. Şey, ül ülkeler için yaparlar güçlü ülkeler. Evet. Oraya evet, bir nedeni nifak sokarlar. Ha. Sonra Bunu da birbirine al, düşürürler. Bu modeli al bir bak neymiş bu model kendi hayatını, <laughs> kendi sorunlarını adapt sanki et. Adapte et. Yani onu adapt et ne Türkçesi ne? Uyarla. Uyarla, uyarla. Hı. Uyarla. Sonra da yoluna devam et. Ya ben biz de. çok şey büyütüyoruz. Büyüttüğümüz için de kaygılandırıyoruz hani. Kaygı o zaten. Hı. Olmamış bir şey için hani bu kaygıya giriyor şimdi. Hani hı hı. problem olmadı abi çözemiyorsun ya. Çözemiyorsun. Niye? habire üstünde duruyorsun. Boşver. At belki zamanı gitsin. değil, belki olgunlaşmadı, belki evet. elinde yeterince bilgi yok, güç Doğru, yok, destek yok. Doğru düzgün araç yok. Evet, araç destek yok. yok dediğin gibi. O yüzden çiz üstünü gitsin. Durum budur Emel. Evet, durum budur. Ee, güzel bir konuymuş. Hı. Teşekkür ediyorum böyle bir öneride bulunduğun için. Ee, bir kez daha hatırlamış ve hatırlatmış olduk. Evet. Biraz kabullenmeye bölümüne de göndermeler yapmış olduk. Evet hani evet, çözemeyeceksek evet. kabullenelim. Şu an zamanı değilse kabullenelim. Evet. Evet. Ee, daha da büyütüp üstesinden gelemeyeceğimiz hale getir obez hale getirmeyelim. Obes hale getirmeyelim. O bir, ikincisi Gerçekten bu problemi çözmek için hangi araçlara ihtiyacım var hangi yetkinliklere ihtiyacım var Belki onları da düşünmek gerekiyor evet. yani bir problemle karşılaştığında ya ben bunu sallıyorum 3-5 tane video izlesem bir problem var diyeyim ki bilgisayarında hmm. hazırlık yani, değil mi daha fazla hazırlık evet, yaparak Evet bit bir tık daha fazla hazırlık yaparak e, bunu şey yapabilirsin e, doğru araçları kullanarak doğru yöntemleri hmm. kullanarak belki aslında çözebileceğim bir şey ya sadece yetkinliğinin olması lazım. Neleri nasıl kullanacağını bilmek lazım evet. diye düşündüm. Evet evet. Şey gibi sanki hani Excel'de bir şey var seni çok meşgul ediyor falan. Evet. Aslında bekleyip bir eğitim alıyorsun ya da yardım şeyleri şeylerini izliyorsun. Ha meğer bir makro yazarak onu hemen tık diye halledebiliyor musun meğer? Evet gibi. Testlerini evet, testlerini bileyle. Evet testlerini bileyle. Ne yapabilirim sorusunu sor kendine. Evet bu sorun oldu ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Peki. Peki çok teşekkür ediyorum. Var mı senin paylaşacağın bir şeyler? Var biriktirdiğim 4-5 tane posta var. Onları paylaşmak istiyorum. Tamam efendim sizi dinliyoruz. Ben de Instagram yok baştan peşin peşin söyleyeyim yani var da daha toparlamadım. Tamam. Evet. Tembel teneke. Buyurun ben o. <laughs> İlk e-posta Hakan Ceyhan. Merhaba Hakan. Demiş ki Zeki abi Emel abla merhaba demiş. Nasılsınız diye de bir hal hatır sormuş. Bir yıldır e, iş arası, mola verirken trafikteyken vesaire dinliyorum diyor. Hatta arkadaşlarla da paylaşıyorum. LinkedIn'den de paylaştım diyor. Seriyi bitirmeme 4-5 bölüm kaldı. <laughs> Bitmesin diye de daha az dinliyorum diyor. Ya... Yeah. <laughs> Hakan'cığım başa dön tekrar dedi. <gülüyor> <gülüyor> Birden tekrar başla. <laughs> ee, bitince de biraz yanlış hissedeceğim diyor. Yok yok yanındayız. Ya. Eğer sizin de dinleyip beğendiğiniz podcastler var ve paylaşırsanız da sevinirim demiş. Ona hep bir e-posta atarız. Tamam. Bir diğeri Rümeysa Kara. Merhaba Rümeysa. Demiş ki bize iyi günler demiş. İç mimarlık öğrencisi bizi pandemi döneminde denk gelmiş ve dinliyormuş. Hatta bir ara ara vermiş. Sonra tekrar dinlemeye başlamış. Profil fotoğrafından iki kişiydik ya bir önceki formatta. E, evet. E, herhalde Zeki Bey'in oğlu hazırlamıştı bildiğim kadarıyla. Herhalde sizi Doğru. gördüğü şekilde yansıtmış demiş. İkimiz de zayıf ve genç e, resmettiği için teşekkür ediyoruz Ali'ye. <laughs> evet benim saçlarım Hiçbir zaman o kadar topuz yapacak kadar uzun olmadı ama güzel. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> demiş ki hayatıma girip günlerimi güzelleştirdiğiniz ve eğlenerek öğrettiğiniz için teşekkür ederim demiş. Ee, çokça sevgiler diye de. Tamamdır. Bizden Bize de sana Rümeysa. Evet. YouTube'dan bir mesaj vardı. Dilara Yaltrak. Merhaba Dilara demiş ki haftaya keyifle başlamamı sağlayan güler yüzlü ikili diyor. Tam da gülümsüyor musunuz bölümüne e, yorum yazmış. Ya, teşekkürler. Güler yüz e, evet, güler yüz bence karşımızdaki insana verebileceğimiz en güzel hediye demiş. Doğru. Bize güzel. sevgilerini göndermiş bizden de. Bir diğeri Esra Nur Balkış. Merhaba Esra Nur. Demiş ki 27 yaşında bir matematikçiyim demiş. Oo çok uzak olduğum bir konu. <laughs> Şimdi ben de şey diyecektim. Emel de öyle ama 9'a kadar sayabiliyor. <laughs> e çünkü 9'dan sonra hep bakıyorum bakıyorum sıfır geliyor. Sıfır sayılmaz ki. <laughs> Orada duruyorum diyorsun. <laughs> Orada duruyorum. <laughs> demiş ki Organik Beyinler Podcast'ınızı severek takip ediyorum. Sizlerin sohbetini dinlemekten çok keyif alıyorum demiş. Teşekkürler. Konuları, abi. içerikleri de harika bulduğunu söylemiş podcast dinleyiciniz olarak teşekkür ediyorum. Lütfen konuşmaya devam edin diyor. Ya teşekkür ediyoruz inşallah. <gülüyor> Elimizden <gülüyor> geleni yapacağız. <laughs> Yaptığımızda bu zaten ağız kalabalığı. Evet. <laughs> Son e, paylaşımımda Ayşe Ilguy veya İlgüy. Merhaba Ayşe. Merhaba podcastlerinizi zevkle dinliyorum. Ellerinize sağlık. Çok emek verip güzel konularda konuşuyorsunuz. İngilizce olanlar çok güzel ve zevkli demiş. Aa, çok buradan uzun zaman sana, oldu biz bir evet, çök çekmeyeli. Buradan sana bir mesaj göndermiş. Belki bir sonrakini de öyle yaparız. Olur. Bakalım konuya göre. Evet konuya göre. Evet. Benden bu kadar. Edehane olsun. Sana Edane da çok olsun. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Instagram'da da var onları. Yani çok yok. Ee, eskisi kadar çok yazmıyor artık dinleyenlerimiz. Olsun ama ben bizi dinlediklerini ve sevdiklerini biliyorum. Ee, o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Bizleri siz takip etmeye gizli gizli de olsa devam edin. Paylaşın. Instagram hesabımız Instagram at Organik Beyinler Podcast. Eğer e post atmak isterseniz organikbeyinlerpodcast.gmail.com at gmail.com Bildiğiniz gibi kendi web adresimizde organikbeyinler.net Bizi bir arkadaşınıza önermeyi de unutmayın. Sizleri seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.